Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bildiğiniz gibi kanalımda birbirinden lezzetli ve pratik tarifler yapmaya devam ediyorum. Bugünkü tarifim Ali Nazik. Evet, gördüğünüz gibi kıymamı tavamın içerisine bıraktım. Her tarafını pişecek şekilde çeviriyoruz. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımızla süzme yoğurdumuzu birleştirdik. Bunları iyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar, yağım kızdı. Biberimi de ekledim. Tereyağımı şu anda Ali Nazik'in üzerine ekliyorum ve yemeğimi tamamlıyorum. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi muhteşem bir lezzet bizleri bekliyor. Onun öncesinde bakalım yemeğimizde neler kullanacağız, hep birlikte sayalım. Kıymamız var burada, köz patlıcan kullanacağız tabii ki de, süzme yoğurtla karıştıracağız. Ben üzerine közlenmiş biber de koyacağım. Sarımsağımız var, tereyağımız var, süzme yoğurt ve pul biberimiz var. O zaman hep birlikte şimdi yemeğimizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar, patlıcanımı közlemekle başlıyorum. Arkadaşlar, patlıcanlarımız burada közleniyor. Diğer yandan ben kıymamı tavamın içerisine alıp bir soteleme işlemi yapacağım. Bir yandan patlıcanlarım közlenmeye devam ediyor. Şu anda elimdeki kıymayı. Bu kıymamız %30 yağlı. Siz de biraz %30-%35 yağlı kıyma kullanırsanız yemeğiniz çok daha lezzetli olur. Kıymamı şu anda tavamın içerisine bırakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kıymamı tavamın içerisine bıraktım. Şimdi bunu tuz, karabiber ve pul biberle birlikte iyice pişireceğim. Daha sonra diğer işlemimize geçeceğiz. Tabii köz patlıcanlarımı bir yandan yapıyorum. Bunu süzme yoğurta karıştıracağız. Sarımsaklı süzme yoğurta karıştıracağız. Onun öncesinde kıymamızı hazırlayalım. Evet, gördüğünüz gibi Ali Nazik'in yapımı çok basit. Kıymamı bir yandan pişiriyorum. Patlıcanlarım da közleniyor. Ben bir yandan da sarımsaklı süzme yoğurt yapacağım. Hemen bir tane, bir diş sarımsağımı iyice ezip süzme yoğurdumun içerisine koyduktan sonra karıştırmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi sarımsağımı doğradım. Bunu iyice bıçağım yardımıyla püre haline getiriyorum. Daha sonra süzme yoğurdumun içerisine ekleyeceğim. Siz de bu şekilde bıçağın sırt kısmıyla sarımsağınızı püre haline getirebilirsiniz. Arkadaşlar, sarımsağımızı ekledik. Şimdi süzme yoğurdumuzun içerisine tuzumuzu da ekliyoruz. Sonra bunları iyice karıştıracağız. Evet, süzme yoğurdumuz hazır. Kıymamız pişti. Bunun içerisine domates salçası ekleyeceğiz. Tuz ekleyeceğiz. Çok az karabiber ve pul biber ekleyeceğiz. Daha sonra kıymamız hazır hale gelecek. Arkadaşlar, kıymamız pişti. İçerisine domates salçası ekledik. Tuz ekliyoruz, karabiber ekliyoruz ve biraz da pul biber ekleyeceğiz.
Evet arkadaşlar, kıymamız hazır ve çok lezzetli hale geldi. Şimdi sıra geldi patlıcanlarımızla süzme yoğurdumuzu birleştirmeye. Ben ocağımın altını kapatıyorum. Patlıcanlarım da olmak üzere. Her tarafını pişecek şekilde çeviriyoruz. Evet, ortalama 1 dakika sonra patlıcanlarımız da hazır hale gelecek. Evet, patlıcanlarım hazır. Şimdi bunları soyacağım. Evet arkadaşlar, patlıcanlarım hazır. Bir bıçak yardımıyla kabuklarından sıyıracağım şimdi. Arkadaşlar, köz patlıcanım hazır. Bu yemekte neler yaptık ben tekrardan sayıyorum. Kıymamızı hazırladık. Kıymamızın içerisinde tuz, karabiber, pul biber var. Daha sonra köz patlıcanlarımız var. Patlıcanımızı ocağın üzerine alıp közledik. Sarımsaklı yoğurt yaptık. Süzme yoğurdun içerisine tuz ve sarımsak ekleyip hazır hale getirdik. Şimdi köz patlıcanlarımla süzme yoğurdumu birleştiriyorum. Daha sonra tabaklama işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımızla süzme yoğurdumuzu birleştirdik. Bunları iyice karıştırıyoruz. Ve yemeğimizi artık tamamlamanın zamanı geldi. Süzme yoğurdumuz da hazır, kıymamız da hazır. Arkadaşlar, artık tabağımızı hazırlamaya geldi sıra. Şöyle fazlalıkları önümden alıyorum. Hazırladığım köz patlıcanımı tabağımın tabanına istediğimiz miktarda ekliyoruz. Evet, süzme yoğurdumuzu ekledik. Kıymamızı da bu yoğurdumuza, patlıcanlı, köz patlıcanlı yoğurdumuzun üzerine ekliyoruz. Evet, hazırladığımız kıymamızı da patlıcanlı yoğurdumuzun üzerine ekledik. Arkadaşlar, tabağımız ortalama hazır oldu. Son olarak ben üzerine bunun eritilmiş bir tereyağı, kızgın bir tereyağı ekleyeceğim. O yüzden ocağımın altını açıyorum. Tereyağım için tavamın kızmasını bekliyorum. Son olarak üzerine yağımla birlikte bir parça kırmızı biber kullanacağım. Şimdi onu kesiyorum. Evet, tereyağım erimeye başladı. Bir yandan kapya biberim de hafif soteleniyor. Artık yemeğimi tamamlamak üzereyim. Arkadaşlar, yağım kızdı. Biberimi de ekledim. Tereyağımı şu anda Ali Nazim'in üzerine ekliyorum ve yemeğimi tamamlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu kadar basit. Siz de çok kısa bir süre içerisinde çok lezzetli bir Ali Nazik yapabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Arkadaşlar, şimdi ben Ali Nazik'in tadına bakacağım.
Sizler de görmek istediğiniz konukları ve yapmamı istediğiniz yemekler olursa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.